Yepyeni bir video ile herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte özellikle spor yapan arkadaşların severek kullanabileceğini düşündüğüm bir Bluetooth kulaklık inceleyeceğiz. Bugünkü ürünümüzü belirleyen kişi de Ufuk oldu. Kendisine yapmış olduğu yorum için gerçekten çok teşekkür ederim. Yorum yapan herkese de çok teşekkür ederim. Ufuk'un yorumu da hemen şöyle aşağıya koyacağım. Siz de oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Bu video benim kanalımda izlediğiniz ilk video ise hemen kısa bir hatırlatma geçeyim. Merak ettiğiniz veya almayı düşündüğünüz herhangi bir elektronik aletin incelemesini benden dinlemek isterseniz aşağıya yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ben sizin istekleriniz doğrultusunda ürünler incelemeye devam ediyorum. Neyse bugünkü ürünümüze gelelim. Bugünkü ürünümüz Haki markasının G1 Pro modeli Bluetooth bir kulaklık. Şöyle baktığımda silikon bir tutacağı var. O yüzden içi nasıldır çok merak ediyorum. Yani dışı böyleyse içi ne kadar özenilmiştir diye merak ediyorum. Hemen detaylarını incelemeye geçelim. O zaman let's go. Dadam. Ve ürünümüz karşınızda. Şöyle ilk olarak kutusuna bir baktığımda dikkatimi çeken ilk şey şuradaki silikon tutma yeri oluyor. Biraz daha yakından göstereyim. Yani kutusu için bile şöyle silikon bir tutma yeri yapmışlar. Burada da Haki markasının logosu bulunuyor. Sonra devam ediyorum hemen. Oradan belli olacağını zannetmiyorum ama şöyle katman 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 çizgiler var kabartılı bir şekilde. Yani şöyle dokunduğumda tırtıklı bir yapıya sahip. Hemen yakından göstereyim. Belki görürsünüz. İlk olarak şöyle baktığımızda Haki markası G1 Pro modeli olduğunu burada belirtmişler ve Sport yazmışlar. Yani genel olarak zaten sporcular için üretilmiş bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Yine Haki markasının logosunu şu köşede görebiliyoruz. Şöyle genel olarak arkasına baktığımızda hem ürünün görseli bulunuyor, kutusunu açtığımızda ve kutudan çıkarttığımızda nasıl gözüktüğü. Onun dışında şöyle genel olarak en belirgin özelliklerine yer verilmiş. Hemen hızlıca bunları da göz atalım. Hemen şuraya baktığımızda su geçirmezlik değil de böyle terlemeye karşı koruyan bir sertifikası mevcutmuş. Sonuçta bu ürün sporcular için üretilen bir ürün olduğu için herhangi bir terlemede içerisine su almaması gerekiyor. Buna karşı dayanıklı olması gerekiyor. Daha sonra uzun bir şarj ömrü bize sunduğunu söylüyor. Bunun detaylarına zaten bakacağız. Kutusunda 5 kere şarj etme özelliğine sahipmiş. Ayrıca 1 kere şarj edildiğinde 8 saat boyunca bize kullanım sunuyor. Yani 8 kere 5'ten 40 saatlik bir kullanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Uzun batarya ömrüyle ergonomik bir dizayna sahipmiş. Bunu da birazdan göreceğiz zaten. Ve tek adımda bağlanma özelliğinin olduğunu da zaten göreceğiz. Hemen kutuyu açmaya geçiyorum. Şöyle çekmeceli bir yapısı var. Çekerek açabiliyoruz. Bunu kenara alıyorum. Kutusuna şöyle baktığımda genel olarak siyah, sade bir tasarıma sahipken sert bu arada bayağı. Ortasında sadece kabartmalı bir şekilde Haki markasının logosu bulunuyor. Hemen şöyle tutma yerinden açıyorum. Ve dadam. Şöyle gördüğünüz gibi kulaklığın bulunduğu bölme sanki katman katman kulaklık içine gömülmüş gibi bir tasarıma sahip. Sonra şuraya baktığımızda da şöyle Haki markasını tercih ettiğiniz için teşekkürler de yazmışlar. Hemen şöyle ürünümüzü çıkartıyorum. Dış kutusunda olduğu gibi kulaklığımızın kutusunda da şurada hemen böyle bir silikon tutma yeri hemen odaklasın. Silikon tutma yeri yapmışlar gördüğünüz gibi. Gayet tatlı ve spor bir yapıya sahip. Bunu da daha detaylı bir şekilde birazdan inceleyeceğiz zaten. Hemen kenara alıyorum. Şu kısmını çıkarttıktan sonra bir tane zarf gibi bir şey karşılıyor bize. Böyle çıkartabiliyorum. Zarfın üzerinde sadece Haki markasının logosu bulunuyor. Hemen hızlıca zarfını açıyorum. Ve karşımıza kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzuna ilk olarak baktığımızda kutunun içerisinden çıkması gereken parçaları bize gösteriyor. Bir tane kullanma kılavuzu, çantası, kulaklığın ucuna takılabilir uçları, şarj kablosu, kulaklıklar ve kutusunun bulunması gerekiyor diyor. Yine görsel olarak anlatılmış her şey. Ben bu şekilde görsel olarak tasarlanmış kullanma kılavuzlarını çok beğeniyorum. Çünkü kendi dilimizde olmayabiliyor. Herhangi bir dilde olsa da görseller sayesinde her şeyi çok rahat anlayabiliyoruz. Ki zaten bu videoyu izlediğinizde böyle bir şeyde ihtiyacınız kalmayacak. Bunu da hemen kenara alıyorum. Kutumuzdan onun dışında şöyle bir tane satan bir kumaştan oluşan şöyle bir kesecik çıkıyor. Gayet tatlı, güzel düşünülmüş bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla uca sahip olduğu için bu uçların da kaybolmaması amacıyla böyle bir şey düşünmüşler. Çok tatlı olmuş. İstediğiniz gibi kulaklığı taşımak için de bu keseciği kullanabilirsiniz. Ayrıca şu kendi kutusunu da gayet güzel bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum ben. Hemen bunları böyle kenara alıyorum.
kulaklığımızın içerisinden şöyle bir sürü başlık çıkıyor. Bunlar kulağımızın içine girecek kısım için tasarlanmış olan kısımlar. Bunlar da kulaklığın uç kısmına takılacak olan uçlar. Boy boy çeşit çeşit bize imkan sunmuşlar kişiselleştirebilmemiz için. Hemen kulaklığımızı alıyorum. Da-da-dam. Ve gördüğünüz gibi bunun üzerinde de birer çifti bulunuyor. Bunu daha detaylı bakacağız şimdi. Yani böyle baktığımızda kulağın iç kısmına girmesi için 3 tane çiftimiz olmuş oluyor kulaklığın üstündekilerle birlikte. Kulaklığın iç kısmında da 4 tane ucu bulunuyor. Yani kendi kulağınıza uygun bir şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Bu şekilde olması çok mantıklı olmuş bence. Çünkü herkesin kulağı gerçekten çok farklı boyutlarda. Nasılsa boyumuz, kilomuz hepimizin birbirinden farklıysa kulağımız da aynı şekilde farklı ve bu farklılığın farkına vararak buna özel olarak bu şekilde üretilmiş olması da güzel düşünülmüş bir şey. Ben bunları şimdi hemen kesesine geri koyuyorum. Kulaklığımızın kutusuna şu şekilde baktığımızda siyah dikdörtgen bir kutuya sahip. Sadece yan tarafında kırmızı bir tane böyle silikon tutacak gibi menteşesi var. Yani silikon menteşelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında şöyle baktığımızda kulaklığın şarj girişi de buraya gizlenmiş durumda. Bu şekildeyken hiçbir şekilde hani şarj girişinin olmadığını düşünebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde gizlendiğini düşünüyorum. Hatta o kadar güzel gizlenmiş ki buraya şarj işaretini koymasalar fark etmeyebilirdik diye düşünüyorum. Micro USB bir şarj girişine sahip. Keşke burası Type-C olsaymış, daha kullanışlı olurmuş bizler için diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle baktığımızda üst kısmında kabartmalı olarak Haki markasının logosuna yer vermişler. Başka da herhangi bir detay bulunmuyor. Mat yüzeyde siyah bir kutu. Dilerseniz bunun tamamen siyah olanı da var. Yani şuradaki kırmızı detaylarının olmayanı da var. Onu tercih etmek isterseniz zaten aşağı bıraktığım linkten bakabilirsiniz. Ben kırmızısını daha çok beğendiğim için bunu tercih ettim. Ve kutusunu açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açılabiliyor. Diğer alıştığımız kulaklıklardan çok farklı geldi bana. Zaten kulaklığın şekli de farklı, kutusu da farklı. Gördüğünüz gibi iç kısmında da kırmızı rengine yer vermişler. Mıknatıslı bir yapıya sahip. Bu şekilde açıp kapatırken gerçekten güçlü bir mıknatısa sahip. Şöyle göstereyim. Bayağı güçlü bir şekilde sallıyorum ve herhangi bir şekilde açılma yapmıyor. Şöyle hemen elimle açıp böyle sallıyorum bir de. Gerçekten çok güçlü sallıyorum. Yine de kulaklıklar düşmüyor. Kulaklıklar da böyle mıknatıslı bir şekilde buraya yerleştirilmiş. Şarj olduğunu zaten burada ışığı yandığında görebiliyoruz. Right ve left olarak da şurada görebilirsiniz. Belirtmişler. Zaten kulağınıza taktığınızda deneyerek de anlıyorsunuz ama burada da belirtilmiş. Kulaklıklar tekli bir şekilde bağlanabiliyor. Yani ben sağ kulaklığı çıkarttığımda telefona ilk olarak sağ kulaklık bağlanıyor. Daha sonra sol kulaklığı çıkarttığımda sol kulaklık sağ kulaklığa bağlanıyor. Yani o şekilde bir ayarlamışlar. Yani tek tek de kullanımı mümkün o sayede. İkisini aynı anda kullanmanıza gerek yok veya ikisi aynı anda bağlanmıyor. Kutusundan ilk çıkarttığınız kulaklığı bağlanıyor. Daha sonra diğeri de ona bağlanıyor. Bu şekilde tasarlamışlar. Gördüğünüz gibi iki tarafına şöyle yuvarlak girintiler mevcut. Bu da birbirini tamamlaması için bu şekilde tasarlanmış. Yani şu şekilde birbirinin içine girdiğinde tam olarak o yuvarlaklara yerleşebiliyor kulaklıklar. Şöyle bir de yandan göstereyim yakından. Hop. Bu şekilde birbirinin içine girebiliyor. Ve kulaklığımızın kutusu bu şekildeydi. Evet, şimdi biraz müzik dinleyeceğim. Kulaklıkları taktım. Ses kalitesine bakacağım. Sonra size de dinleteceğim. Siz de görmüş olursunuz. Şöyle kulağımdaki duruşunu da görebilirsiniz. Ve başlatıyorum. Evet, şimdi yeterince müzik dinledim. Bir de size dinleteceğim. Daha sonra devam edelim. Şimdi ilk olarak kulaklıklarımızı nasıl Bluetooth'la bağlandığını göstermek istiyorum. Bluetooth'u açıyorum. Haki G1 Pro Right olarak hemen burada görüyor zaten. Bunu tıklıyorum. Demek ki ilk olarak sağ kulaklığı kutusundan çıkartmışım ki ilk olarak ona bağlandı. Şöyle sesini de açayım. Eşleşme isteği geldi. Hemen eşle diyorum. Ve şu an bağlandı zaten gördüğünüz gibi. Hemen bir müzik açalım. Sesini açıyorum. Evet, şu an son seste. Biraz kısıyorum. Evet, son ses seviyesinde bu şekilde.
Ve işte duyduğunuz gibi müziğin genel olarak ses seviyesi bu şekildeydi. Şimdi bir de gecikme testi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet senkronize bir şekilde kulaklıkların çalıştığını söyleyebilirim. Yine bu şekilde oyun oynarken de, telefonla görüşürken de herhangi bir gecikme yaratmıyor. Tabii çok profesyonel bir oyuncuysanız bu kulaklıkları tavsiye etmem. Sonuçta bunlar spor yapan insanlar için üretilmiş kulaklıklar. Öyle günlük arada bir oyun oynuyorum, onda da işime yarasın derseniz ancak alabilirsiniz diyebilirim. Onun için profesyonel bir oyuncuysanız tabii ki de kendinize uygun bir kulaklık seçebilirsiniz. Evet, bu kadar müzik yeter. Yeterince dinledim diye düşünüyorum. Daha önce de dinlemiştim zaten. Gayet güzel bir bas sunuyor bize kulaklıklar ve yüksek ses seviyesinde de temiz bir ses verebiliyor. Çok yüksek bir ses seviyesine çıktığını söyleyemem ama hani çok yüksek ses seviyelerine çıkamıyor ama temiz bir ses veriyor. Bangır bangır olmasa da güzel yüksek ses de veriyor yani. Onun dışında şöyle söyleyebilirim ki mesela müziği durdurduğumda veya videoyu durdurduğumda bir böyle zız sesi gelmiyor. Dip ses duymuyorum. Bu bence çok başarılı. Şu anda mesela kulağımda hiçbir şey çalmıyor. Kulaklıklar takılı ve bağlı durumda. Yine de hiçbir şekilde dip ses gelmiyor. Evet, şimdi kulaklıkları taktım. Bir de dokunmatik testlerimizi yapalım. Şöyle göstereyim ekranımı. Sağ kulaklığıma bir kere dokunduğumda müzik başlıyor hemen. Yani tabii biraz gecikmeden, yani 1 saniye kadar rahat bir gecikme yaşıyorum. Bir daha dokunduğumda durması lazım. Ve durdu. Aynı şekilde sol kulaklıkta da şöyle hemen bir kere dokunuyorum. Başlıyor. Bir daha dokunuyorum. Ve durdu. Şimdi sağ kulaklığımı eğer 2 saniye boyunca basılı tutarsam bir sonraki müziğe, sol kulaklığımı 2 saniye boyunca basılı tuttuğumda da bir önceki müziğe geçmesi gerekiyor. Hemen başlatayım. Bir sonraki müziğe geçti. Bir daha basılı tutuyorum. Bir sonraki müziğe geçti. Şöyle hemen solda da göstereyim. Buraya basılı tutuyorum. Başa sardı. Bir daha 2 saniye basılı tuttuğumda bir önceki müziğe geçti hemen. Eğer 2 tık yaparsak sesli asistan açılıyor. Evet, sesli asistan açıldığını zaten görüyorsunuz diye düşünüyorum. Ve dokunmatik testimiz de böyle. Çok az bir gecikme yaşıyorum. Yani o oluyor kesinlikle. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Komutlarımı gayet senkronize bir şekilde algılıyor. Ve kulaklıkla dokunmatik olarak yapabileceğimiz işlemler bu kadardı. Keşke ses ayarını da kulaklık üzerinden yapabiliyor olsaydık. O zaman daha iyi olurdu. Bu gerçekten çok eksi bir özellik benim gözümde. Çünkü bu kulaklığın 10 metre kadar bir çekim alanı var. Ve telefon her zaman yanımda olmayabilir ve ben ses ayarını kulaklığın üzerinden yapabiliyor olmak isterdim. Onun dışında şöyle bir şey söyleyeceğim. Kulaklık gerçekten hiçbir şekilde şöyle hiçbir sarsıntıda spor yaparken, koşarken hiçbir şekilde çıkma etme yapmaz. Zaten silikon başlıkları sayesinde çok sağlam bir şekilde kulağımda duruyor. Fakat alışık olmadığımdan dolayı sanırım çok hafif bir rahatsız etti benim kulaklığımı. Onu da söylemiş olayım. Ama çok çok hafif olduğu için bunu da olumsuz bir özellik olarak saymıyorum. O da muhtemelen alışkın olmadığımdan kaynaklıdır. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Gelen bir çağrı olduğunda bir kere herhangi bir kulakla bir kere tıklattığınızda gelen aramayı cevaplayabiliyorsunuz. Bir kere daha tıklattığınızda da kapatıyorsunuz. Eğer 2 saniye basılı tutarsanız telefonu sessize alıyor. Bunu da söylemiş olayım. Evet, şu an benim sesimi tamamen kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz. Sesim nasıl geliyor benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de sizlerle birlikte dinleyeceğim çünkü. Onun için de hemen şimdi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, kulaklığı bir süre kullandım, deneyimledim. Şimdi biraz olumlu veya olumsuz bulduğum özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ben bu kulaklığı spor yaparken, müzik dinlerken kullandım. Gayet konforlu bir şekilde, hiç sıkıntı yaşamadan. Ses kalitesi de günlük kullanım için gayet doyurucu seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Gayet başarılı. Video izlerken herhangi bir gecikme veya senkronizasyon sorunu yaşamadım. Aynı şekilde oyun oynarken de ben şahsen hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kulaklıkların içinde Qualcomm'un 30-20 çipi kullanılmış. Çekim mesafesi de çok iyi zaten. Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanılıyor.
Bu yüzden gecikme çok çok minimum seviyelerde. Ancak çok profesyonel bir oyuncuysanız daha profesyonel bir kulaklığa ihtiyaç duyabilirsiniz tabii ki. Onun dışında günlük kullanım için gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada videoyu veya müziği dinlerken durdurduğunuzda bazı kulaklıklarda bir dip ses gelir ya, o dip ses yok bu kulaklıkta. Bence o gayet başarılı bir özellik. Alttan bir dip ses gelmiyor. Şarj konusuna gelecek olursak kutudaki tek şarj ile 8 saatlik kullanımı bizlere sunuyor. Kutuda da 5 kere şarj etme hakkımız var. Öyle bir bataryaya sahip. Yani baktığımızda totalde 40 saatlik kullanımı bizlere sunuyor. Yani 40 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Bir kere şarj ediyorsunuz, 40 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani 40 saat gerçekten başarılı diye düşünüyorum. Onun dışında olumsuz olarak söyleyebileceğim şeyler de şarj girişinin Type-C olsaymış daha iyi olurmuş genel kullanım için. Onun dışında kutusunun üzerinde bir şarj göstergesi olabilirmiş diye düşünüyorum. Ya genel olarak kutuda şarj göstergesi çok fazla yaygın olarak olan bir şey değil bu tarz Bluetooth kulaklıklarda. Ama bence güzel olacak bir özellik. Keşke olsaymış. Tasarım olarak gerçekten sporcular için tasarlanmış gibi duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Kulaklığın kendisi de kutusu da tasarımına özen gösterilmiş. Neyse benim deneyimlerim bu şekildeydi. Ürünün güncel fiyatı ben bu videoyu çekerken 349 TL. Ama tabii ki bu fiyat değişecektir. O yüzden güncel fiyatını aşağıya koyuyorum. Linkten kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz satın alabilirsiniz de. Bu ürünün bir de simsiyah bir rengi var. Bunun kırmızı detayları var. Bir de bunun kırmızı detayları olmayan, tamamen siyah olan bir renk seçeneği var. Onu da aşağıda bıraktığım linkten kontrol edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Attığım videolardan anlık olarak haberdar olabilmek için zili açmayı da unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bye bye.